Pencereden mi baksam? Özledim. Gelsene. Ben giyinip geleyim o zaman. Atla. Ya sen deli misin? Geliyorum. Tamam. Bana bırak. Teşekkür ederim. Unutarak iyileşemezsin Haluk. Sadece yakın geçmişini hatırlaman yeterli. Melisa'yı unuttun mu? Geçmiş geçmişte kaldı. Geçmişte kalmadı. Ben Melisa'yı geri getirdim. Ne yaptın? Melisa'yı geri mi getirdin? Evet, getirdim. Ve sen bununla yaşamayı öğreneceksin. Vicdan azabı çekiyorum. Çekme. Sana çok haksızlık ettim. Farkındayım. Şüphe etmekte haklıydım. Sana inanabilirdim. Artık konuşmasak bunları. Geçti bitti, dünle kaldı. Ben hemen çıkıyorum, kahvaltı etmeyeceğim. Haluk. Sen ne yapacaksın bugün? Şirkete gideceğim. Ondan sonra da tekneye gidip orada bir toplantı yapacağım. İyi olacak mıyız? Hı hı. Geldi. Sen bir güzelleştin mi? Yo, aynıyım işte. Neden ki? Ya iltifat ettin sen. Teşekkür ederim sanırım. Alışık değilim. Teşekkür mü ediliyor? Sen de çok yakışıklısın. Yok. Ama sen gerçekten çok güzelsin. Ya Savaş, utandırma beni. Hem sen niye geldin? Akşam buluşmayacak mıydık? Ya öyle birkaç parça eşyamı bırakmaya geldim. Kesin dönüş mü yoksa? Döneyim mi? Al sana cevap. Şişt, görecekler. Haklısın. Ya ben aslında bir şey konuşmaya geldim seninle. Şimdi bizim bu aramızdaki şey gizli mi kalsa annem, dayım bir sorun olmasın? Benim annemi saymayı unuttun. O da var. Selin, yakalandınız. Ne haber? Aşk böcekleri. Dakika bir. Ya çok utandım. Ne yapacak, bir şey yok artık. Ödümü patlattın. Bir de pusayı atmış, bizi dinliyor. Oo, en başından beri. Bohem prensle ayı prensesin mutlu sonu. Ya siz aşk yaşıyorsunuz ve bana söylemiyor musunuz? Ya birbirimize söylemeye bile daha yeni fırsat bulduk. 10 dakikadan fazla olduysa hiçbir bahaneyi kabul etmem. Tamam, özür dilerim, haklısın. Ama söyleyemedim. Kimseye söylemeyelim diye konuştuk, o yüzden. Ya ben kimse miyim? Neyse, aşkın heyecanına veriyorum. Ay ben dayanamayacağım, sarılacağım. Kendimi çocuğumun Mehmet'ini görmüş gibi mutlu hissettim. Tamam Selin, sakin. Hadi biz kahvaltıya gidelim. Ben de geliyorum. Gerçekten mi? Artık insanın içine karışma vakti geldi. Çok romantik. Bana
Bana bak, birine söylersen vallahi küserim. Ya siz önce şu suratınızdaki manasız gülümsemeyi silin. Çok çaktırıyorsunuz. Hiçbir şey anlatmadın. Sanki tatile gidip geri geldi. Koca bir yıl ortada yoktu. Uyuşturucu ile ilgili bir hikaye anlattı ama ben inanmadım. Hayır, bu kadar zaman biz nasıl hiçbir şeyin farkına varmadık? Mert, peki sana başka bir şey anlattı mı? Vallahi bana söylediklerini hepsini size anlattım. Çok üstüne gitmeyin. Yani zamanla çözülecektir. Derya teyze. Ah. Nisa canım. İyi ki döndün. Ne güzel görünüyorsun. Ya teşekkür ederim. Nasılsın? İyiyim, siz? İyiyim, sağ ol. Biz Tuğçe'yle alışverişe gidecektik. O nerede? O seni buluşacağınız yerde bekliyor. Ben seni önceden bir göreyim dedim. Çok güzel. Aile meclisi toplandı yani. Profesyonel olarak mı görmek istediniz? Kızımın bir arkadaşı olarak. Bakın, ben terapi ya da ilaç istemiyorum. İyiyim. Melisa, lütfen. İhtiyacım olmadığını söyledim değil mi baba? Hayır, bu şekilde mi yardımcı olacaksın bana? Böyle tuzaklar kurarak falan. Kusura bakma Derya teyze, çıkıyorum ben. Melisa. Ne zaman konuşmak istersen beni arayabilirsin. İster bir ablan olarak, ister bir terapist olarak. Ben sadece bunu bilmeni istedim. Teşekkürler.